Herkese merhabalar, ben Damla. Bugün gerçekten neden bunu yaptın diyeceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Hem yani yine yurt dışında çok popüler bir challenge, hem de bizde de yapanlar oldu bunu. Ben de izlerken eğlendiğim için ve de kanala ara sıra böyle saçma ama eğlenceli şeyler yapmanın da güzel olduğunu düşündüğüm için şu an bir tersten makyaj videosuyla karşınızdayım. Tersten makyaj ne derseniz hemen şöyle kısaca açıklayacağım. Yanında Maral var ve bayağı böyle yerlere atarak gülüyor kendini. Oysa çok normal bir şey konuşuyorum şu an. Normalde nasıl makyaja bazla başlayıp fondötenle falan devam edersiniz ve rujla bitirirsiniz. Biz rujla başlayıp bazla bitireceğiz. Yani makyajda normalde ilk yaptığım şey son yaptığım şey olacak. Şuraya nasıl anlatmamı bekliyorsun Maral? Anlatmana gerek yok ki. Sus o zaman. Herkes biliyor tersten makyajı. Kimse bilmiyor, bana herkes sordu. Şimdi ben buraya not aldım. Baz, fonten, kabadayıcı, transparan pudra, kaş, bronzer, highlighter, göz makyajı, maskara, ruj. Normal bir sıralamam benim bu şekilde. Ve biz ne yapacağız? Ben bu listeye de bakacağım tabii ki de. Bu arada Maral'a gönderdiğim için WhatsApp'ta şu an. Rujla başlıyorum. Maskarayla devam ediyorum. Göz makyajı. Sonra böyle gerçekten saçmalık ötesi bir şey olacak bu. Bunu hazırlayın kendinizi. Çünkü ben hazırladım şu an. Önce ruju sürüp sonra dudaklarını sür. Tersten ya. Aa evet. Doğru söyledi. Önce dudak kalemi sürülmez. İlk ruj sürülür sonra. Ya önce dudak kalemi sürülür normalde ama biz tersten yaptığımıza göre ilk ruju sonra dudak kalemine süreceğiz. Marc Jacobs'ın şu minik rujunu kullanıyorum. Cream and Sugar ismi. Sonra etrafımda sokaktan racing motorlar geçiyor. Burası şey çünkü pist. Şimdi sırada maskara var. Bu çok saçma işte ya. Hiç de sevmem maskara çıktıktan sonra göz makyajı yapmayı. Daha bugün elime bir kargo ulaştı. NYX'in yeni çıkarttığı iki ürün. Bir tanesi maskara, bir tanesi neydi? Ruj. Metalik ruj. Word to Hype isimli volüm veren bir maskaraymış. Kendisi hemen deneyelim. Fırçası en sevmediğim fırça türü olan kıl fırçalardan ama. Yapabilir, evet doğru söylüyorsun. Sürelim ben bakalım. Deneyeceğim. Bir yamuk mu ya bu? Şimdi bu kirpiğim çok güzel değil, o yüzden benim şu diğer taraftaki kirpiğim daha iyi, onda belli olacak. Bunda çok belli olmayacak ve üste değdirdim. İşte bu fırçaların bu huyunu sevmiyorum ben ya. Üste değiyor. Bakın şöyle gösteriyorum tek kirpik. Aslında fena değil. Yani böyle günlük daha natürel durmasını istiyorsanız maskaranızın gözünüzde o zaman kullanabilir. Bu arada yanlış bir şey yaptım, hiç de kimse uyarmadı beni. Alt kirpiği önce sürmem gerekmiyor muydu? Maskaradan sonra da göz makyajı geliyor. Göz makyajı için Huda'nın bu Obsessions paletini kullanacağım. Üzerimdekilerle yani şuna, şurada uygun bir renk çıkar. İlk olarak şurada gördüğünüz o pembeyi alıyorum ve göz kapağıma sürüyorum. Normalde ben önce katlama bölgesini yaparım ama ay bir rahat edemedim bir dakika. Bu da çok zor durumlarda. Aa! Bu da normalde benim çok zor durumlarda olduğum zamanlarda yaptığım bir yöntem. Göz makyajımı değiştirmem gerekiyorsa maskaranın üzerinden yapıyorum aslında. Ama işte pek de sevmiyorum. Bu kirpiklerin üzerine falan düşüyor ya. Sonra katlama bölgesine geçiyorum. Katlama bölgesi için de şuradaki şu kahveyi alacağım ve katlama bölgesine süreceğim. Göz makyajını yani farı sürdükten sonra paint pot sürmek ne hale getirecek makyajı bilmiyorum ama alıyorum şöyle parmağımı ve göz kapağımı uygulayacağım bunu komple. Aa güzel oldu. Sanki oraya açık renk bir far sürmüşüm gibi oldu. Göz makyajından önceki hareketim highlighter. Okey. Bu arada şuralar çok kötü gözükmüyor mu? Lekeler falan komple ortada. Şimdi highlighter olarak Urban Decay'in Afterglow şöyle bir renk. Çok güzel bu. Ben bugün normal kendi makyajımı yaparken tekrar bir bunu kullanayım. Bu arada şu an neyi fark ediyorum biliyor musunuz? Hani fonten kullanmayan insanlar ve fontene karşı olan insanlar ya gerçekten muhteşem bir ten eşitliğine sahip ya da muhteşem bir ten eşitliğine sahip. Çünkü görüyorsunuz bu renk farklarının olduğu bir cilde ne yaparsanız yapın. Dünyanın en güzel göz makyajını da yapsanız bence makyaj tamamlanmıyor. Sonra ne kullanıyormuşuz? Bronzer kullanıyormuşuz. Tamam. Bronzer da bu sıralarki favorim. Clarins'in bronzerını kullanacağım. Mezuniyet makyajında göstermiştim bunu. Pardon, ilk bronzer sürerim ondan sonra alık sürerim. O yüzden sırayı bozmayalım. Yine Clarins'in 808 numaralı aldığını kullanacağım. Evet, şimdi geçiyorum bronzer'a. Bak bu yine toparlanabilir. Bunda bir sıkıntı yok mesela.
yani sıralamayı farklı sürsen de. Üzerine fondöten süreceğim kesin yok. Tamam, üzerine fondöten süreceğim ama sonuçta şuraya kadar Kajsa Nix'in Precision kalemini kullanacağım. Benim rengim de Tube diye okunuyor galiba, o. Ve yavaş yavaş arkadaşlar kötü kısımlara gelmeye başlıyoruz. Kaştan hemen önce transparan pudra var. Transparan pudra kullanıyorum. Ne yapıyorum ben transparan pudrayı? Göz altımı falan sabitliyorum. Nasıl olacak şimdi? Dior'un transparan pudrasını aldım. Bir süngerle de şöyle batırdım. Göz altıma böyle koyacağım. Arkadaşlar şimdi transparan pudranın üzerine şey sürüyoruz. Kapatıcı. Catrice'in bu yüksek kapatıcılı konsilerini kullanacağım. Ki bunu çok beğeniyorum aslında. Burada da bunu böyle ziyan etmeyi hiç istemezdim. Hemen bunu dağıtalım. Bir şey söyleyeceğim. Altına transparan pudra döktüğüm için mi yoksa başka bir sebebi var mı? Dağılmıyor ya bu. Öyle kaldı Maral. Dağılmıyor, ciddiyim, dağılmıyor. İz şeklinde kaldı. Aa. Yemin ediyorum dağılmıyor. Bakın. Transparan pudranın da ne kadar ama ne kadar önemli olduğunu görmüş oldunuz değil mi şimdi? Kıpırdamıyor hiç. Değil mi? Değil mi? Ben ne dedim? Değil mi? Makyajı ben fondötende batıracağımızı düşünüyordum ama burada batırdık. Şimdi sırada ne var? Fondöten. Maybelline Fit mi kullanacağım? Bu arada sırf siz laf etmeyin diye vallahi gördüğünüz gibi hem uygun hem yüksek fiyatlı ürünleri böyle karıştırarak uyguladım. Şu an resmen yeni makyaj yapıyor gibiyim. Bütün kullandığım ürünlerin üzerini kapattım. Ama bir şey söyleyeyim, alttan yine şey belli oluyor. Concealer'ın şuradaki lekesi. Şimdi ben böyle fontene geldikten sonra yine şeyde süngerde kalanları böyle göz üzerimden geçerim. Bunu da yapıyorum. Hile asla yok. Şu ana kadar beni böyle tek rahatsız eden şurada bıraktığı bu iz oldu. Ben aynada çok daha net görüyorum ama kamerada gözüküyor mu hiçbir fikrim yok. Ya burada şöyle bir şey izi var. Concealer'ı yayma izim var. Onun dışında dediğim gibi sabahtan yaptığım makyaj gece 12'de geldiği halde bu zaten. O yüzden beni böyle çok şok etmedi. Bunun üzerine ne sürüyoruz? En son adımımız, aslında ilk adımımız Buzz. Burada şimdi çok acıyacağım kullandığım şeye, ürünlere. Çünkü biliyorsunuz ki bu makyajı silip birazdan normal kendi makyajımı yapacağım. Bunlar biraz ziyan olmuş olacak. Smashbox'ın Photo Finish bazını kullanıyorum. Neyse ki bunu sadece burun çevreme sürüyorum ben. Aa. Yine bir şeyler oldu. Şuraya bakın. Evet, gerçekten tersten makyajın sonuna geldik. Derseniz ki nasıldı, eğlendin mi, beklediğin şey oldu mu? Hayır. Çok da eğlendiğimi söyleyemeyeceğim ama denemiş oldum. Ve makyajı tek bozanın transparan pudra ve concealer ikilisi olduğunu fark ettim. Onun dışında bence cildimde bir sıkıntı yok. Fontenle her şeyi kapatmış oldum çünkü. Göz makyajında da bence bir sıkıntı yok. Dağılmış bir şey gibi duruyor. Göz makyajı gibi duruyor. Dudağa hiç gelmiyorum. Hiçbir şey olmadı dudağa. Kaş da gayet normal duruyor. Duruyor da duruyor yani. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Ben bu makyajımı sizle beraber silip kendi makyajımı yapacağım. Düzgün bir şekilde. Azıcık makyaj yapmışım. Tek mendillik, güzel. Evet, şimdi asıl kendi makyajıma geçiyorum. Sakın hiçbir yere kaybolmayın çünkü az önce yaptığım ürünler değil, başka ürünleri göstererek yapacağım şimdi size. Essence'in bu Fresh and Fit isimli Healthy Glow ve küçük, yani gözenek küçültücü efekti olan bazını kullanacağım. Şu kadarcık aldım. Çok aldım biliyorum. Bayağı şu anda mis gibi bir, gördüğünüz gibi bir parlaklık verdi. L'Oreal True Match. Bu sıralar günlük makyajlarımı, yani keşke görseniz beni dışarıda, anlayacaksınız. O kadar ama o kadar hafif tutuyorum ki, göz makyajı yapmıyorum mesela. Ten makyajımı gerçekten düzgün bir şekilde yapıyorum. Göz makyajında sadece göz kapaklarımı sabitleyip maskara sürüyorum ve o kadar. Bu arada arkadaşlar, eğer videonun başından beri saç çitlerimde bir beyazlık fark ettiyseniz, kendisi bir bebek pudrası. Bir kuru şampuanım yok. Kuru şampuan kullanmayı da böyle çok çok sevmiyorum. Çok çok yaptığım bir şey değil. Saçım biraz yağlanmıştı video öncesinde. Dedim ki boşalt kafaya pudrayı. Bebek pudrasını döküyorum. Sonra gidip fön makinesiyle de böyle kurutuyorum. Sonra yine Catrice'in concealer'ını alacağım. Çünkü çok seviyorum bu aralar. Gerçekten çok güzel. Az önce de gördünüz kapatıcılığını ve yoğunluğunu.
Yine Dior kullanacağım çünkü az önce yaptığı etkiyi gördükten sonra bunu bir kez daha yaşamam lazım. Ve böyle tombik bir fırça arada göz altlarımı iyice sabitleyeceğim. Sonra geliyoruz bronzer'a. Yine Clarins'i kullanacağım çünkü gerçekten yeni favorim. Yapacak bir şey yok. Bronzer'ı ben işte elmacık kemiklerimin altından geçtikten sonra bir de katlama bölgesinden şöyle çok hafif geçtim. Aynı zamanda da kaşlarımı doldurdum. Kaş doldurmayı göstermiyorum artık çünkü kaş doldurmaktan sıkılıyor insanlar ya. Hani onları izlemekten. Sonra highlighter'a geçiyorum. Az önce gösterdim ama bence bir kez daha görmeliyiz bunu. Urban Decay Afterglow. Clarins'in alnından da çok azıcık geçiyorum. Ve fırçada kalanları da şöyle. Bayağı şu an Survivor gönüller takımı gibi oldum ya. Burası çok parladı. Her takım kızarıyor sonuçta hangi güneşin altında. Sen gönülleri tutarım. İzlemiyorum ama gönülleri tutarım yani. Ha, şu an bir favorin yok yani. Yok. Tur abi olur. Oyunculardan olsun. Tur abiyi severim. Burnucumu da birazcık aydınlatayım. Maral şu anda bir taraftan şu benim mezuniyet makyajımda kullandığım ürünleri deneyimliyor. Hani laf etse buradan uçacağım onu ama Allah'tan şu ana kadar hepsini beğendi. Ay ben burnumu biraz abarttım arkadaşlar. Onu siz görmezden gelin. Maskara da yine NYX'in bu Word to Hype maskarasını deneyeceğim. Çünkü az önce çok ilgilenmedim maskarayla. Ben normalde maskaraya makyajın en uzun zamanını harcıyorum biliyorsunuz. Şimdi biraz daha bir ağırlık vereyim bakalım nasıl olacak. Yine güzel. Asla kötü bir şey söylemem ama beni kesmiyor işte bunlar artık. Ben ya çok simsiyah istiyorum ya da gerçekten ben biraz abartı seviyor olabilirim. Hemen dudaklara geçiyorum sonra da videoyu kapatacağız yavaştan. Cosmet markasının bu lip balmını kullanacağım. Repairing tam da aslında benim ihtiyacım olan şey. Görüyorsunuz şuralarım hep böyle parça parça ve koparttığım için bozulmuş durumda. Cosmet'in şu anda birçok ürünü var elimde. Hepsini denedikçe size söyleyeceğim. Ama 2 gündür bu lip balmı deniyorum ve çok beğendiğim için dedim ki makyajı bununla bitirelim. Bıcını sıkıyorsunuz şöyle zaten. Çok geriyor beni şu işlem ya. Dünyanın en doğal, en natürel ama aynı zamanda ıslak, parlak, sağlıklı bir cilt görüntüsüne sahip makyajı oldu. Dünyanın yani çok iddialı konuşuyor ama benim son zamanlarda gerçekten yaptığım ve hep de elimin gittiği makyaj bu. Bir maskara, bir lip balm, lip gloss neyse ve ıslak bir ten. Bu kadar. O az önceki saçma konseptimizden normal bir makyaj konseptine döndük ve makyajın da sonuna geldik. Videonun komple sonuna geldik. Keyif aldın mı videodan? Tersten bir makyajla başlayıp normal bir sıralamayla makyajı bitirdim. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Videodan da keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.